Merhaba gençler. 9. sınıf 7. kazanım kavramadayız. Birinci soruya bakıyoruz. Periyodik sistemde elementlerin yerleri gösterilmiş. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diyor. T'nin elektron negatifliği en fazladır. Elektron negatiflik sağa doğru ve yukarı doğru arttığına göre en elektronegatif T'dir. Doğru. L'nin soy gaz olması dolayısıyla onun elektronegatifliğine hiç bakmıyoruz bile. L'nin birinci yoğunlaşma enerjisi en büyüktür. Yoğunlaşma enerjisi genellikle sağa doğru ve yukarıya doğru artıyordu. Burada L en sağda ve soy gaz olduğu için birinci yoğunlaşma enerjisi en büyük olacak. Budur. İyonlaşma enerjisinde aksaklıklar vardı. 3 aşağı 5 yukarı diye de bahsediyorduk. Hatırlayınız. Üçüncü periyotta yer alan elementlerin atom yarıçapları yarıçap sağa doğru ne yapıyordu? Azalıyordu. Kardan adam vermiştik. Aşağıya doğru karnı büyüdüğü için büyüyor. Burnu da sağa doğru küçülüyor. Kardan adamın dolayısıyla sağa doğru çap küçülür. Yani X, Z ve T'de en küçük yarıçap T'de olacak. Burada en büyüğü demiş. Dolayısıyla yanlış. X'in elektron verme isteği en fazladır. Evet, çünkü bir A grubunda aktif bir metaldir. Elektron verme isteği fazla. Y'nin atom numarası L'den küçüktür. Evet, sağa doğru atom numarasına göre sıralanmıştı periyodik cetvel. L'nin daha sonra geldiği için atom numarası da daha büyük olmak zorunda. Periyodik sistemde aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe, soldan sağa doğru gidildikçe metalik aktiflik ne yapar? Azalır. Çünkü sağda ametallerimiz var. Solda metallerimiz var. Aklımızda olan kalsın. Metalden ametale gidildiği için metalik özellik yani metalik aktiflik azalır. Elektronegatiflik yine elektronegatiflik için soldan sağa doğru ve aşağıdan yukarı doğru arttığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla en elektronegatif elementimiz flordur. Soy gazların elektronegatifliğinden bahsedilemez. Atom demek elektronegatiflik artıyormuş soldan sağa doğru. Atom yarıçapına baktığımızda da yine diğer soruda söylediğim kardan adam bakın aşağı doğru çap büyüyor. Sağa doğru burnu dolayısıyla sağ küçülüyor. Dolayısıyla çap da küçülüyormuş. Demek ki cevabımız 1 ve 3 Denizli. Üçüncü soruya geldiğimizde elementlerin birinci yoğunlaşma enerjilerinin büyükten küçüğe doğru sıralanmasını biz yoğunlaşma enerjisini şöyle biliyoruz. Soldan sağa doğru genellikle artıyordu ama 1A küçüktür 3A küçüktür 2A küçüktür 4A küçüktür 6A küçüktür 5A 7A ve 8A diye sıralandığını biliyoruz. Buradaki olay bakın normalde sağa doğru artıyor ama 2A olması gerekenden daha fazla. Akılda kalsın diye bunu şöyle demiştik. 3 aşağıya gidiyor. 5 normalde burada olması gereken yukarı gidiyor. 3 aşağı 5 yukarı diye tanımlayarak yapıyoruz. Şimdi demek ki bu elementlerimizin neyini bulmamız lazım? Periyodik cetveldeki yerini bulmamız lazım. X'in periyodik cetveldeki yerini bulursak 2, 8, 2 yani 3. periyot 2A. Y'ye baktım. 13, 2, 8, 3, 3. periyot, 3A, Z'ye baktım, 15, 2, 8, 5, yani yine 3. periyot, 5A, T'ye bakalım, T'de 20, 2, 8, 8, 2. Şimdi burada T bir alt katmana indiği için bunun ne olacak? Enerjisi, iyonlaşma enerjisi daha küçük olacak. T dursun. Önce X, Y ve Z'yi karşılaştırdığımızda aynı periyotta bakın birincisi en küçük. Daha sonra 3 geliyor. Demek ki Y küçüktür. 3'ten sonra kim geliyor? Bakalım. 2 geliyor. Y küçüktür. X. O da küçüktür. En sağda olduğu için Z 5A. İşte şurada 5A. Z oldu. En küçük de demiştik ki bir alt katmanda olduğu için
T olacak. Biz ne yapmış olduk? Küçüktür diye sıraladık ama büyüktür diye de sıralarsak Z büyüktür, X büyüktür, Y o da büyüktür. T şeklinde de sıralayabiliriz. Z, X, Y, T de A şıkkında bize verilmiş. Dördüncü soruda diyor ki periyodik sistemde aynı grupta elektron ilgisinin azaldığı yönde aynı grup o zaman şöyle diyebiliriz. Aynı grupsa bunlar alt alta. Değil mi? Elektron ilgisi ne tarafa doğru azalıyor? Elektron ilgisi aşağıya doğru azalır. Elektron ilgisi aşağıya doğru azalıyor. İyonlaşma enerjisi aşağıya doğru azalır. Atom yarıçapı aşağıya doğru artar. Metalik aktiflik aşağıya doğru artar. Dolayısıyla biz de hangisi artar dediğine göre 2 ve 3 artıyor. Bunlar bu şekilde yaptık. Beşinci soruya geliyoruz. Diyor ki periyodik sistem için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe iyonlaşma enerjisi azalır. Doğru. Atom yarıçapı artar. Atom yarıçapı arttıkta için bağ zayıflar ve iyonlaşma enerjisi azalır. 1A ve 2A grubu tamamı metaldir. İşte burada yanlışımız var. 1A alkali metal, 2A toprak alkali metal ama 1A'da bulunan hidrojen ametal olduğu için B şıkkı yanlış oldu. Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe ametal özellik artar. Evet, az önce de söyledik. Sağda ametaller varsa sağa doğru gidildikçe ametal özellik artacak. Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe atom yarıçapı azalır. Evet, sol gazlar 8A grubu elementidir. Bu da doğru. Altına bakıyoruz. Periyodik sistemden alınan bir kesitten yerleri verilen X, Y, Z elementlerinden X'in ametal olduğu bilinmektedir. X ametal ise ya bu ne olabilir? İşte 1, 2, 3 olmaz da işte 4, 5, 6A yani şurası 4A, 5A olabilir. 5A, 6A olabilir. İşte 7A, 8A olabilir ya da 6A, 7A'da olabilir bu ikisi. Dolayısıyla X kararlı bileşiklerinde eksi 2 değerli kalır. Şimdi kararlı bileşiklerinde eğer X 7A, 6A ise ya da 7A ise eksi 2 alamaz. Eksi 1 alabilir. Kesinlikle aradığımız için bu yanlış. Ametalik özellik Y sağa doğru ametalik özellik artacağı için Y evet olma ihtimali Y'nin Z'den daha ametal olma ihtimali var ama dediğimiz gibi yine bu da bir ihtimaldir. Kesin diyemeyiz. O da gitti. Daha kesin bir şey arıyoruz. Y'nin son yörüngesinde 8 elektron vardır. Eğer 7A 8A ise vardır ama 5 6 ise yoktur. Yani ona kesinlik yok. Elektron ilgisi zaten aşağıya doğru azalıyor ama burada da grupta aşağı doğru azalıyor ama sağa doğru da elektron ilgisi azalıyor. Burada da kesinlikle Y'dir. Yine diyemiyoruz ama bir dursun bakalım. Atom numarası en büyük Z, sonra Y, sonra X. Evet, atom numarasına göre periyodik cetvelimiz sıralandığı için bu kesinlikle doğrudur diyebiliriz. Çünkü aşağıya doğru atom numarası muhakkak artacak. Yedinci soruda diyor ki periyodik sistemle ilgili etki doğru olana tik yanlış olana çarpı koyacakmışız. Bakalım bir periyotta soldan sağa doğru ametalik özellik artar doğru. En sağda metaller olduğu için gittikçe artıyor. Bir grupta yukarıdan aşağıya doğru iyonlaşma enerjisi azalır. Evet bu da bizim bir kuralımızdı. Metallerin çapı arttığı için ya da ametallerin elektron koparmak kolaylaşıyor. İyonlaşma enerjisi de düşüyor. Bir grupta yukarıdan aşağıya doğru elektron ilgisi artmaz. Elektron ilgisi azalır. Çap büyüdüğü için artık elektronu daha sıkı tutamaz ve azalır. Bir tık tık A şıkkı oldu. Sekizinci soruda ikinci periyotta bulunan yani birinci periyotta hidrojen ve helyum vardı. İkinci periyot lityumla başlıyordu. Doğru mu? Yani 1A.
Bakalım burada kaç tane element var? 1. Şurası 1A, şurası 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, her nokta bir 7A ve Z'de 8A. Bir gruptaki bir elementi gösteriyor. Elektron ilgisi en büyük olan Z'dir. Elektron ilgisi ne yapıyordu? Sağa doğru gidildikçe azalıyor. Zaten Z soygaz 8A olduğu için elektron ilgisinden bahsedilemez. Metalik aktifliği en büyük olan X'tir. Evet, bir A grubu en aktif metal olduğu için doğru. Y'nin proton sayısı 7'dir. Bakın Y kaç A'daymış? İkinci periyot 5A. Bakın Y 1, ikinci periyot, birinci periyot dolu. 5A olması için değerlik elektronu 5 olacak. Toplam elektron sayısı da 7. Yani proton sayısı da doğal olarak elektron eşit olduğu için nötr atomlarda 7 olacak. 2 ve 3. Dokuzuncu soru. Aynı grupta oldukları bilinen. O zaman şöyle yapalım. Bir grup çizelim aşağıya doğru. Atomların yarı çapları y'nin x küçüktür y. Demek ki çapı x'in küçükse x yukarıda, büyük olan çap daha aşağıdadır. Aşağı doğru çap artıyordu. Y'nin atom numarası x'in atom numarasından büyüktür. Daha aşağıda olduğu için büyüktür. Y'nin birinci yoğunlaşma enerjisi x'in birinci yoğunlaşma enerjisinden büyüktür. Bakın burada buna doğru diyemeyiz. Neden? Çünkü aşağıya doğru iyonlaşma enerjisi azalıyordu. Çap arttıkça iyonlaşma enerjisi azalır. Yanlış. X ve Y'nin değerlik elektron sayıları aynıdır. Aynı grupta oldukları için değerlik elektronları aynıdır. Sadece aynı grupta olup da değerlik elektronu aynı olmayan ne var? İşte helyum ve diğer soygazlar var. Bu da kesinlik demediği için 1 ile 3'ü doğru kabul edebilirim. Yani C şıkkı. Diyor ki aynı grupta bulunan X, Y, Z aşağı doğru sıralanacak. Elementlerinin birinci yoğunlaşma enerjisi Z'nin birinci yoğunlaşma enerjisinden büyüktür. X'in iyonlaşma enerjisi Z'den büyükse ne olacak? Bizim X'imiz Z'den daha yukarıda olacak. Çünkü aşağıya doğru iyonlaşma enerjisi düşüyor. X Z'den yukarıda mı? Değil, gitti. X Z'den yukarıda mı? Değil, gitti. X Z'den yukarıda mı? Değil, gitti. X Z'den yukarıda, X Z'den yukarıda. Şimdi atom yarıçapı en büyük olan Y. Çap aşağıya doğru arttığı için yine kardan adama geldik. Y'nin en altta olması lazım ve E şıkkı burada bize göz kırpıyor. 11. Aşağıda verilen taneciklerin hangisinden bir elektron koparmak için gereken enerji en fazladır? Şimdi burada bakın bunun 10 elektronu var. 8, 2 almış. Bu 13, 2 vermiş 10 elektronu. Bu 9, 1 almış 10 elektronu. 10 elektron, 18 elektron. Zaten bu kükürdüğün katman sayısı arttığı için bu zaten gitti. Bir de eksi yüklü. Bu gitti. Şimdi izoelektronik atomlarda, yani elektron sayısı aynı olan atomlarda, proton sayısı çok olanın iyonlaşma enerjisi de büyüktür. Bu durumda proton sayısı en çok olan kim var? Alüminyum var. Dolayısıyla iyonlaşma enerjisi de, yani elektron koparmak için gerekli olan enerji de en büyük alüminyumda olacak. 12. Bakın. Periyodik sistem üzerinde gösterilen bazı özellikler ok yönünde genellikle artmaktadır. Ok yönünde artacak. 1. Atom yarıçapı yukarı doğru artmaz. Gitti. Metalik özellik yukarı doğru artmaz. Azalır. Aşağıya doğru artar. Atom yarıçapı yukarı doğru artmaz. Elektron ilgisi yukarı doğru artar. Elektronegatiflik yukarı doğru artar. Kaldı iki şıkkımız. Bunlar gitti. Soldan sağa doğru atom çapı artmaz, azalır. Direkt E kaldı. Metalik özellik zaten
Üçünde de metalik özellik artacak. İkisinde de aynı şık var. Evet, testimiz burada sona erdi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Bay bay.